Sivas Belediye Meclisi'nin 100. yıla damga vuran kararı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi 4 Temmuz'da Belediye Meclisi tarafından Kılavuz Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nin isminin Şehit Muhammed Mursi Caddesi olarak değiştirilmesi kararına tepki gösterdi. Sivas Belediye Meclisi'nin 100. yıla damga vuran kararı. Sivas birçok medeniyetlere merkez olmuş bir tarih ve kültür şehridir. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresliği'ne ev sahipliği yaparak Cumhuriyet'in temelleri Sivas'ta atılmış, sultanlıklar yıkılmış, Sivas artık bir cumhuriyet şehri olmuştur. Kılavuz Mahallesi'nde yer alan İstiklal Caddesi'nin isminin 4 Temmuz Belediye Meclis toplantısında Şehit Muhammed Mursi Caddesi olarak değiştirilmesi belediye meclisince kabul edilmişti. Sivas'a sultan şehir diyenler bu tarihi yok sayanlardır. Sivas Kongresi kararlarına biri olan ne himaye ne menmanda kabul edilemez diye dünyaya adını bağımsız bir devlet olduğunu duyurmuştur. Sivas denilince tarih, kültür ve cumhuriyet gelir insanların aklına. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi tarafından verilen isim değişikliği kararına ise tepki geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, İstiklal Caddesi'nin adının değiştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş olduk. İstiklal bağımsızlık demektir. İstiklalimizi yok etmeyin dedi. Bu şanlı tarihimizin 100. yılını kutlayacağız. Sivas ilimizde Sivas Valiliği tarafından heyecanla birçok düzenlemeler yapılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sivas Belediye Meclisi tarafından ise 100. yıla damga vuran bir karar alınmış olduğunu duyduk. Sivas Kılavuz Mahallesi'nde bulunan İstiklal Caddesi'nin adının değiştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş olduk. İstiklal, bağımsızlık demektir. Neden rahatsız olundu bu isimden? Eğer yeni isimler koymak istiyorsanız yeni caddeler yapın. İstediğiniz isimleri koyun. Hiçbir itirazımız yok. İstiklalimizi yok etmeyin. Cumhuriyet Kadınlar Derneği Sivas Şubesi Başkanı Yanalak kararı yargıya taşıyacaklarını ifade etti. Bu yanlış kararı lütfen düzeltin. Biz dernek olarak yasal başvurumuzu yapıyoruz. Sivas halkına saygıyla duyuruyoruz.